Kayıttayız. Evet, kayıttaymışız. Hadi bakalım. Şans kahvemle için. Teşekkür ederim kupa için. Bir hediyeyle gelin de. Hediyeyle gelen konuğu çok seviyorum. Daha ne hediyeler. Ama yok, hakikaten Kadir Şinas'ı sana seçtim. Neden mi diyorsun? Niye? Çünkü hiç Kadir Şinas olmadığımı düşünüyorum. Yok, ben de çok Kadir Şinas olduğunu düşünüyorum. Ha. Çünkü... İyi şeyler görmeye ihtiyacım var. Kendimle ilgili. Epey eski tanışıyoruz aslında ve her aşamada işte oyuncu olarak olsun, işte film yönetmeni olarak olsun, herhalde bir arkadaş ortamı olsun. Evet. Gerçi ben senden büyüğüm ama yaşsız ve zamansız olduğumu düşünüyorum ya. Evet, hepimiz öyleyiz artık. Ondan sonra dolayısıyla her gördüğümde aynı dalgayı, aynı enerjiyi ya da aynı duyguyu almak, aynı samimiyeti almak diyeyim, en güzel cümle bu. Bu benim için kıymetli bir şey. Yani devamlı aranıp sorulmak falan değil. Aslında araya ne kadar zaman girerse girsin. Ona hiç kimseye aslında o konuda bir şey demememiz lazım. Benim için Kadir Şinas demek aslında bıraktığı noktada bulup aynı samimiyeti getiren demek. Onun için bilinçli olarak sana seçtim onu. Teşekkür ederim. Zeynep Atakan. Evet. Yapımcı, The Yapımcı Türkiye için. Gerçekten mesleklere biraz bu aralar daha yani bizim sektörde olan mesleklere girmeyi çok istiyordum. Hı. Ozan Açık'tan, Ezel Akay, işte Can Evren'i falan yönetmen sohbetleri yaptık ama yapımcılığın ne olduğu aslında herkese göre değişiyor. Yapımcıdan yapımcıya göre değişiyor ama seyirciyle ilgili iyice kafa karışıklığı var. Yani yapımcıyı sadece para koyan biri zannediyorlar. Sen de hani gerçekten altın palmiyesi falan olan bir yapımcı olarak burada yapımcılık konuşmak bence çok şık olur gibi geldi. Sağ ol. Ya aslında tabii yapımcılık tamamen ben de ne olduğunu pek bilmiyordum aslında, doğruyu söyleyeyim. Sinema televizyon okurken tabii ki her sinema televizyon okuyan insan olarak yönetmen Marmara olmak istiyordum. Marmara mezunum, hatta buraları çok iyi biliyorum. Evet. Kadıköy civarını. Fakat ben üniversitenin birinci sınıfın birinci sömestrinde baktım ki böyle değil, kendimi bir şekilde bir reklam filmi setinde buldum. Herkes gibi aslında o dönem başka bir evet, şans yok. Evet, 80'lerin ikinci yarısı çok hiç şans yok. Yılda 7-8 film yapılıyordu ve bir reklam filmi setinde o kadar çok koşturdum. O kadar çok ki hatta kulakları çınlasın makyör Derya Ergün bana dedi ki siz dedi Zeynep Hanım bence bu işe girmeyin dedi. Böyle biraz da çaylağım. Neden niye dedim? Sen çok dedi böyle karıştırdın. Meğerse adama gidip ben en arkadaki figürasyonları da boyatmışım. Fakat bundan bu arada yönetmen çok memnun kalmış. Anladım. Aynı gün yönetmen geldi. Dedi ki bence sen bir numara yapımcı olursun. Böyle i̇şte bir çatışmanın başladı. Temeli zaten. İlk yani. Çakışma böyle. Ama ben orada tabii onu çok düşünmedim ve sonra her şeyi yaptım bir setteki. Yapımcıyı da ben de aslında para veren zengin, kalantor, prosuyla masaların arkasından etrafı selamlayan biri gibi düşünürken Kutlu Ataman'la yollarımız kesişti ve onun Lola Bilidikit o Berlin'de Panorama bölümünün açılış filmi olunca direkt uluslararası başladı. Zaten. Direkt öyle başladı ama ben gittim. Yani ilk defa bir uluslararası festival Panorama'da film açılış filmi. Ben bir şaşırdım çok büyük, tahmin edeceğin üzere. baktım etraftaki yapımcılar öyle değil yani. Hani böyle ölümlüler bizim gibi normal arabalara biniyorlar. Normal işler yapıyorlar. Avrupa'da ama çok bu başka kapıda Avrupa'da, yaşanıyor galiba. Tabii evet. Her şey olduğu gibi. Sonra orada anladım ki hayır, aslında yapımcı bir strateji kuran kişi ve aslında finansçıyı yani yatırımcıyı buraya ikna eden kişi. Şimdi hani ana akım ve bağımsız diyoruz yani. Evet. Ha ya da amiyane tabirle benim atölyede yasak gişe filmi, festival filmi. Bu tabii evet. Ben o lafı hiç sevmiyorum. ama sen neyi tercih ediyorsun? Ben ana akım ve bağımsızı tercih ediyorum. Bağımsız mı gerçekten? Bağımsız seyirciden bağımsız aslında. Öyle bak. Çok tabii. İyi. Çünkü bu tanımı duymamıştım. Ana akımda sanatçının kendi için yaptığı filmler izliyoruz. Sanatçının evet aynen öyle. Aa, çok iyi. Ama ana akımda sen bir seyirci isteğine bağlısın. O da doğal olarak hani ne talep geliyorsa, çünkü adam oraya bir para ödeyecek, 1,5 saat seyredecek. Hı hı. Ve çıkacak ve mutlu çıksın veya etkilenmiş tamam çıksın diyelim hani. Öbüründe sanatçının yapısı var. Yani bir heykel tıraşa yaparken hayır, burayı da böyle yont, burası yap dediğinde o başka bir şey oluyor. Bir başka endüstrinin parçası oluyor o iş. Evet. Bunun gibi bunu önce anladım ama hala da derslerde vesaire anlatmaya çalışıyorum ama benim başladığım yıllara göre şu anda çok çok iyi. Pek çok bağımsız film yapan yapımcı var.
Bu tabii ekonomiyle de ilişkili. Yani o parayı yaratabilecek ekonomilerin oluşması gerekiyor. Evet, bir sektöre dönmesi. Gibi sektörün, endüstriye dönmesi gerekiyor. Evet. Onlarla böyle gelişti ama benim anladığım yapımcı, ben yönetmenin yol arkadaşlığı ve yatırımcıyı oraya ikna eden insan ve bütün stratejiyi kuran insan olarak görüyorum. Ama star diyebileceğimiz sanatçılarla çalıştığın için aslında Nuri Bilge Ceylan, evet, dünyada da şu anda yaşayan en iyi 10 yönetmenden aynen, biri sayılıyor, evet, Arta Ağustos'ta. Aynen öyle. Ve sen onun yapımcısısın. Evet. Yapımcısıydın ya da. Evet. Kış Uykusu gibi işte Altın Palmiye var falan. Hı. O sürecin mesela gerçekten nasıl yaşandığı bizden çok farklı. Biraz Müge'den biliyorum. Müge de Arta Ağustos yapımcılık, evet, yaptığı için takip ediyorum. Bizde işler hep önce vizyon takvimi oluşturulur. Yok. Haziran'a büyük bir film yapılması gerekiyor. Sonra oyuncuyla bazen anlaşılır, bazen senaristle anlaşılır. Sizde tersi, yani bir sanat eseri üretiliyor, 3 yıl sürüyor parasını bulmak, oyuncusu tabii, doğru yere tabii koymak falan ve sonra biz bunu ne yapacağız, hangi festivalle yapacağız? Tersine bir işleyiş var. Aynen. Falan. Biz ya aslında ben hep yaratıcı odaklıyım. Kutlu Ataman'la başladığım süreçte de hep film ne zaman biterse o zaman olur. Hani evet, bunu tekrar oraya bağlayacağım zaten ama mesela Tayfun'da da aynı şey oldu. Pir Selimon'un hiçbir yerde filminde. Hı hı. Nuri Bilge Ceylan'da da yani hiçbir zaman başlarken bir deadline ya da bir hani bu saatte bunu yaparız, vizyon tarihi hani çekilmeden belli olan bir şey mümkün değil. Her şey bitecek. Belki bir sene geç bitecek. Bilmiyoruz. Evet, evet. Mesela şu anda ben Kutlu Ataman'ın yeni bir filmi Hilal Feza ve Diğer Gezegenler. Bunun ona artık son noktasında bitirme bitiyor film. Ona birazcık destek veriyorum. O süreçte mesela şunu görüyorum. Hani ne zaman mesela atıyorum renge giriyor. Renk tam anlamıyla içine sinecek, bitecek. Öbürü bitecek. Çünkü o zaman öyle bir yapıya geliyor ve o zaman sen ürününü değerlendirebilmeye başlıyorsun. Çünkü ürünün ne olacağını sanatçı, bir daha doğrusu yaratıcı süreç. Senaryo bittiğinde biten bir süreç değil. Hatta bence senaryo bir yaratım süreci ama devamındaki bütün süreçler, hatta kurgu, ses tasarımı vesaire de çok yaratıcı bir süreç. Çok. Dolayısıyla o bitmeden bir adım atmayı çok sağlıklı görmüyorum. Ama senin olduğun filmlerde mesela Bir Zamanlar Anadolu'da'nın Ercan Kesal'ın yazdığı kitabı okudum işte Evvel Zaman. Yani böyle bir süreç mesela ana akım sinema üreten biri için çok şok edici bir süreç. Yani çekime giriyorsun, sahnenin, senaryonun sonu yok. Sonu sürekli tartışılıyor iki senarist tarafından. Öyle mi yazalım, ben orayla hiç ilgilenmiyorum biliyor musun? Ha, ne yapıyorsun o süreçte? Ha, çünkü bir yapımcı için çok gergin. Abi şunu bitirin demiyor musun yani? Yok demiyorum işte. Çok ilginç. Öyle bir yapımcı. Ciddi bir sabır testi demiyorum. Evet yani, aynen öyle. Aslında beni yakın tanıyanlar böyle çok hızlı falan olmamdan ötürü, hiperaktif olmamdan ötürü böyle sabırsız biri gibi algılarlar ama aslında anormal sabırlıyımdır. Burada beklemediği, çünkü bütün sistem öyle kuruluyor. Sen aslında yolun, tünelin ucunun nasıl olduğunu biliyorsun. Çünkü girerken bir senaryo tek şartın değil. O yönetmenin ürettikleri var, yaptıkları var, neler yapacağı var. Yani evet, ben yönetmenlerin, sanıyorum bütün çalıştığım yönetmenlerde aynı taraf vardı hepsinde. Sanatçı taraflarıyla da çok ilgileniyorum. Yani ürettikleri şeyin sadece tek disiplin değil, diğer sanatsal tarafları ve o üretim sonucunun, o üretimin çok iyi sonuçlanacağını biliyorum. Yani hiçbir endüstri içi kuralı çok yaşamıyoruz biz. Yani ya da benim evet, prodüksiyonlarım evet, yaşamıyor, öyle diyeyim sana. Ya senin bir şekilde sanatçının önünü açman, değil mi? Kısıtlamalarını kaldırman ama bazen de kısıtlama da sanki koyman. Evet. Yani Nuri Bilge'yle evet, bunu yaşamak mesela zor mu? Evet. Yani tabii ki bütün yapımcı yönetmen ilişkilerinin çok zorlukları vardır. Ama ben şöyle söyleyeyim, yani girerken böyle hayaller kurup şu şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey yapmıyorum. Biraz her filme başlarken bir yolculuk gibi görüyorum. Yani sadece Nuri Bilge Ceylan için değil, bu bütün süreçler için, evet, herkes için geçerli. Mesela örnek Tamara Kotevska'yla çalışıyorum. Honey Land'in eş yönetmeni şu anda. Okay. Ve mesela bir senaryosu vardı, ben çok sevdim ve böyle bir deneyim yapmak istiyordum. Şimdi mesela dedi ki aslında bakarsan hani hemen 2022'de çekilebilecek ama mesela geçen konuşmamıza göre bu senaryo yapısı Zeynep içime sinmiyor. Ben biraz daha 2 ay daha bunun üstüne yatacağım dedi. Tabii
Neşen bilir dedim ben. İkisi memnuniyetle dedim. Yani çünkü ben onun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yapımcının böyle bir zaman baskısı ya da herhangi bir baskı kurduğunda bağımsız sinema için. Evet. Tabii ki öbüründe çünkü benim... Öbüründe çünkü bir AVM mücadelesi öbürünü ben aslında tabii. Ama ben şunu da söyleyeyim. Sinema filmiyle başlamadım hayatıma. Reklam sektörüyle başladığım için ben o süreçleri çok iyi biliyorum. Yani zaman baskısını, o baskı altında üretilen şeyi, onun müşterinin, alıcının alması, vermesi, bunu çok iyi biliyorum. Zaten onun için sinema yapmaya başladım. Çünkü bir gün bir baktım, televizyonda yaptım, yapımcılığını yaptım, reklamlardan biri geçiyor. Ben hiç heyecanlanmıyorum, böyle bırakmışım, gitmiş. Evet, evet demek ki dedim, hani 30'lu yaşların başındaydım. Ve dedim ki evet, benim yolu artık, rotayı başka bir yere çevirmem gerekiyor. Ama bir yerden de işi öğrenmen gerekiyor. Tabii aynen, ama çok. Yani ben 1000'e yakın reklam filminde çalıştım ve o muhteşem bir deneyim oldu benim için. Bugün hiç zannetmiyorum. Yani öyle bir fırsat 90'lar Türkiye'sinde çok müthiş bir süreçti. Hakikaten çok güzeldi. O fırsatı bulanlar yine var ama reklamı terk etmek galiba benim gördüğüm kadarıyla biraz zor. Yani zor. Yönetmenlerin çünkü değeri çok arttırılıyor, egosu çok şişiriliyor. Hani orada bir yönetmen markaları yaratılıyor. Neyle yaşayacak? Caner, aslında bir de bu var. Yani yaşam koşullarını eğer... Ama artık sadece, yaşayacağı şeyi garanti altına almış yönetmenlerden de bahsediyorum. Zor tabii. O dünyayı zor. Terk etmek ben bir risk. Ben mesela şöyle bir şey, hayat standartlarımı değiştirdim tamamen bu işe yöneldiğim zaman. Evet. Hani, bir şeyden vazgeçmen gerekiyor. Şeyden, evet, benim WhatsApp'ımda yazar, her tercih bir vazgeçiştir. Bunu tercih ettim. Biraz daha maceralı, daha zorlu falan oldu ama benim için çok anlamlı oldu. Hani hayatın içinde çok güzel bir şey söyledin. Ben de tam bunlar üstüne düşünüyorum. Çünkü şey gibi bir şey okudum ben de bu aralar. Alper Hasanoğlu'ndan. Sever misin? Çok. Ben yeni biraz sardım. Hani büyümek bazı oyuncaklarından vazgeçmektir diyor ya. Bazı ama hepsi değil. Hani biz bazı hepsi zannedip ben çok paniğe kapıldım birkaç sene önce. Evet, evet. Şimdi hayatım oyuncaklarımı geri sokmaya çalışıyorum yani. Evet ve aslında zevk alacağın oyuncakları odanda tutmak istiyorsun. Evet. Yani, ama onun sayısı hemen aşabiliyor seni. Evet. Onu farkında olmak çok önemli. Ben de Alper Hasanoğlu'nu çok severim. Kitaplarını okuyan birisiyim. Hatta film analizlerini de takip ediyorum. Çünkü ben hani psikolojinin bizim işimize çok bağlantılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamamen böyle bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ya benim bir terapi seansım 4-5 ay önce tamamen Ahlat Ağacı'nı konuşarak geçti mesela. Gerçekten çok ilginçti ve birçok şeyi onun üstünden çözdük. Evet, yani. Ben kendi terapi seansımda filmimi konuşmak istemiyorum. Yani normal, senin filmin olmuş. Ben izlemiş ve final bloğundan çok rahatsız olarak ve çok hoşuma giderek ayrıldım Ahlat Ağacı'ndan. Aslında güzel tabii bu. Çok güzel. Önemli bir şey. Üstüne hemen bir daha izledim ve bunu terapide, Ahlat Ağacı'da izlediniz mi dedim terapistime. Hmm. Evet, neyi konuşalım? Ah dedim, evet hadi şimdi şu sahnede falan filan. Aynen. İnanılmaz işe yarıyor. Özellikle Art House. Kesinlikle ve tabii yani mesela hani psikoloji veya terapi dediğimiz şey aslında kendimizle dünya arasında hayat hikayelerini birazcık ortada bir yerden birlikte bakabilmek demek. Yani ruhuna bakmak, başkanın ruhuna bakmak, bir şey yani bir çözüm vesaire diye. O yüzden ben çok önemli görüyorum bizim meslekte de, yani öğrencilere de diyorum ki mutlaka işte psikolojiyle, felsefeyle, sosyoloji, bunları gözlemleyin. Çünkü bu bizim malzememiz. Yani insan en iyi kendini tanıyarak o malzemeyi yani ruhumuzun gölgelerini saklaya saklaya. Çünkü toplum sana şunu diyor yani, sen böyle görünmelisin, onay alman lazım, onay alman lazım, onay alman lazım. Mesela ilkokul 1'de, sen de göreceksin Bulut Büyüncü, kurdele meselesi vardır. Yani en iyi okuyan çocuğa birinci kurdeleyi takarlar. Şimdi mesela halbuki okuma süreci belli 2 seneye kadar yayılan bir şey. En iyi nedir? Yani annesinin iddiasını o çocuk taşıyor olabilir. O da onu yükü taşıyacak. Yani kurdele takılan da o yükü taşıyor, takılamayan da. Böyle bir onay süreci olan bir toplumda olduğumuz için hayatımızın bir döneminde ruhumuza bakmayı ihmal ediyoruz. Çünkü dışarıya bakmaya çalışıyoruz. Ne zaman ki içeri bakmaya başlıyorsun, o zaman barış başlıyor zaten. Önce bir depresyon, sonra barış gibi. Ama o iyi bir şey. Ona inanıyorum ben. Direkt kendine, çok iyi, kendime baktım, inanılmaz bir şey gördüm falan gibi bir şey. Aynen olması öyle. Tehlikeli gibi zaten. Aynen öyle, aynen. Aynen. Peki şeye döneceğim, yani mecburen böyle şeyler soracağım. Sor. Sen karşımdayken en merak edilenler. Mesela Ahlat Ağacı'nda Cüneyt Cebenoy'un da bir yazısı vardı, rahmetli. Nuri Bilge ile ilgili bence çok iyi bir yazı yazmıştı tam Ahlat Ağacı'nın üstüne. Yani Nuri Bilge
gerçek bir asi ve ilk filminden beri bunu yapıyor. Kendine söylenenin tersini yapıyor. Tam da bu sırada şey dedikodusu yayılmıştı. Ahlat Ağacı'nı Kan çok uzun buldu ve kısaltılmasını istedi. Nuri Bilge kabul etmedi. Mesela bağımsız sanatçının işi diyoruz ya, gerçekten böyle şeyler oluyor mu? Ya bu çok uzun, bunu kısaltsan daha iyi olur gibi yani şeyler geliyor. Ben şöyle sana söyleyeyim, buraya bir cevap vereyim. Önce şunu da söyleyeyim, biz 2019 yılında Nuri Bilge Ceylan'la çalışmalarımızı ayırdık açıkçası. Hı-hı. Dolayısıyla... Ama geçmiş filmler üzerinden sorabiliriz. Geçmiş filmler üstünden sor tabii ama hayır, yani ben şöyle söyleyeyim. O çok kapalı bir proses. Gerçekten karışılmıyor mu yani? Hayır. Ne? Zaten karışılıp da onu değiştiren, yani kan kanalamaz ki öyle bir şey olsa. Yani mantık, yani düşünsene. Bütün filmleri manipüle eden bir festival. Çok saçma olurdu bence. Yani, yok mu böyle bir festival? Benim bildiğim yok. Hani bildiğin yoksa yoktur bence zaten. Benim bildiğim yok, hayır. Ben böyle bir şeyin, bu tip şeyleri mesela, bu tabii çeşitli şeyler hep aslında Türkiye'de bu çok üretilen bir şey. Yani üretilmiş öyle bir haber çıkıyor ki, bir ara benim ofisim Cihangir'deydi. Mesela üst sokağa çıkıyordum. Hiç bilmediğim şeyleri kendimle ilgili öğrenip tekrar çok ofise dönüyordum. Evet, ben de kendimle ilgili çok o tip, garip bir şey oluyordu. Aslında hani bu, hele film yapıyorsan, hele herkesin gözü önünde bir film yapıyorsan, bu şehir efsaneleri daha da artıyor. Yani enteresan bir şekilde artıyor. Tahmin yürütme üstünden artıyor, evet. Bilirim üstünden artıyor. Uluslararası basın ve yayını çok takip etmemekten artıyor. Bence zaten bir festival bir filme karışıyorsa, genel olarak söylüyorum, o yönetmen de festivalin dediğini yapıyorsa hiçbir anlamı kalmaz. Bütün büyüsü, bence bütün esprisi gider. Yok, ettim. Öyle bir şey. Bu da şöyle söyleyeyim sana. Yani prodüksiyon içinde bir sürü öyle şey de çıkar. Yani biz mesela Kış Uykusu'nu çıkarken ne prodüksiyon efsaneleri çıktı, neler oldu. Yani öyle laflar ama tabii, değil. Tabii Game of Thrones gibi bir şey çekiyor lafını ben duydum tabii mesela. Tabii canım, tabii neler Kış yani. Evet. Çok enteresan bir şekilde. Dolayısıyla hani... bir festivalin aslında, hele şimdi yeni dünya düzenindeki bu pandemi sonrası festivaller daha da sertleşecek şartlar bence. Filmler kesinlikle değişecek, şartlar değişecek, daha az film çok daha az film çekilecek ya da çok daha farklı içerikler, formatlar biraz oynayabilir, değişecek. Çünkü ekonomisini nereden yaratacağı belli değil, bambaşka bir ekonomi çıkıyor. Dolayısıyla hani her halükarda güçlü içerik güçlü kalacak ve her zaman içeriğe bir, yani içeriğin nerede değil de nasıl olduğu çok önemli olacak hani. Evet. O yüzden bu tip şeyler, bir de mesela şey çok hobime gidiyor. Bu kan için, Berlin için böyle çeşitli hani lobby. Hiç duymadın. Evet, lobby. Mesela ne bir ara bana vardı. Nedir lobby? Ya aslında lobby yanlış, Türkiye'de algısı çok yanlış bir kelime. Bu soruyu kesinlikle sorduğun için sana özellikle teşekkür ederim. lobicilik kazanacak insanlar var ya. Evet. Ya şimdi aslında lobby, lobicilik güven kurmak gibi geliyor bana. Tabii aslında belli şöyle, bu lobi haberdar etmek, bir iletişim biçimi. Hı hı. Ama Türkiye'de dedikodu yapmak anlamında geçiyor biraz. O bile değil, para verip kabul ettirmek, kabul ettirmek gibi anlamında geçiyor. Evet, o çok berbat bir şey. Bugün bu anlamda baktığın zaman Amerika mesela pazarlamacı derler Türkiye'de. Marketing aslında. Pazarlama kötü bir şey mi? Pazarlama iyi bir şey. Yani bir iş yapıyorsun. Ben yalnız... İyi veya kötü mecburi bir şey. Mecburi bir şey yani. Hayır. Zaten hani sana dünyanın sisteminin ister istemez işte küreselleşme getiriyor, kapitalizm getiriyor. Hepsinin getirdiği bir sonuç aslında ve başka türlü de çok olabilir bir şey değil. Çünkü bir zamanlar insanlar seramik bardak verip iki tane domates alıyordu belki. Ama şimdi bir ticaret dediğimiz bir şey var. Bunsuz evet, bir şeyin olması mümkün değil ve her işinde belli bir ticareti var. Yani bağımsız film bana en çok sorulan sorulardan biridir. Zeynep, efendim sen para kazanıyor musun? Yani kazanmasam nasıl, ne daha? Ha, çünkü filmlerinize hiç seyirci gitmiyor filan. Tamam. Ama bir filmin tek para kaynağı seyirci olamaz ki. Ya da gene çok evet, yanlış bilgilerden biri. Bir adam bir koltukta çekilmiş, hiç para harcamamış. Yani zannediyor ki sadece çekilen bölüm var. Yani onun önü var, arkası evet, var, sesi var, soluğu var. Birçok böyle konu sana sayabilirim, söyleyebilirim. Ama lobiye dönecek olursak, lobi bir filmin bir film çekildikten sonra itibaren iletişiminin. Valla o her zaman yönetmenin tercihlerine, onun istediği iletişim biçimine göre değişken. Ama ben bir film yaparken yaptığım en önemli şey doğru bilginin kaynağı olmak istiyorum. Yani filmle ilgili doğru bilgiyi veren insan, güvenilen insan olmak istiyorum. Ve
tabii ki soru sorulduğu zaman iletişime çok, işimin en önemli noktasının iletişim olduğunu düşünüyorum. Bu noktada doğru anlatabilmek evet. için, güvenilir iletişim yapmak için. Mesela dolayısıyla bir gazeteci yanlış bir haber yapıyorsa o gazeteci atıyorum, arıyorum. Diyorum ki doğrusu bu, düzelteceğim. Ya da artık öyle bir oldu ki duruyor. Ben mesela hiç cep telefonunu saklayan bir insan değilim. Herkeste var benim cep telefonum. Arasınlar, cevap veremiyorsam o anda veremem ama dönerim. Çünkü yani bu korona gibi yanlış bilginin bir virüs olarak, viral olarak yayılması çok problemli ve tabii yanlış da yöntemleri, hatta hiç hayatında işte festival görmemiş insanlar festivali başka bir şey olarak algılıyorlar. Evet, herkesin bir fikri var festivalin ne olduğu ile evet. ilgili. Ben mesela Tolga Karaçelik Sundance'ı kazanınca çok fazla arkadaşıma kavga etmek zorunda kaldım. Çünkü gidip Kelebekleri izlediler. Bu mu dünyanın en iyi filmi? Hayır, dünyanın en iyi filmi zaten Sundance dünyanın en iyi festivali değil. Oradaki jüri dünyanın en iyi sinemacı değil. En iyi ne demek? Yani bu her festivalin bir teması var aslında. Festival aslında çok sübjektif kararlara gebe bir şey. Yani çok. Sen aynı zaten filmleri... Zaten sinemanın başka türlüsü bu, mümkün mü değerlendirmenin? Mümkün değil. Bu kürasyon aşamasıyla, filmlerin seçilmesiyle başlıyor. Jürilerin seçilmesi ve jürilerin seçtiğiyle sona eriyor. Evet. Şimdi sen o onu seçtiyse en iyi, yani bu bunu yaptıysa en iyi. Böyle bir şey, en iyi diye bir şey yok. Aslında bunu anlatmamız gerekiyor ama... Sundance önemli bir festival. Ben de geçtiğimiz bu senenin Ocak ayında, yılın başında jüri üyeliği yaptım evet. orada. Ve ne kadar bağımsız işlerin olduğunu. Fakat çok ilginç bir şey gördüm. Orada mesela tabii online yapıldı. Sundance'e gidemedik. Kar montlarımızı bize gönderdiler. Çok zişaldı. Ama şunu gördüm orada. Bunu çok önemli. Mesela her filmin önünde o filmi seçkiye katan, seçen kişi niye seçtiğini anlatıyordu. Çok güzel bir sistem. Aa, ne güzel. Yani sen belki de diyor sen hiç beğenmeyeceksin veya başka bir şey ama bu böyle bu. Şimdi o kadar önemli bir şeydi ki benim için öyle bir şeyi dinliyor olmak. Aslında o da bir anlamda bir şeyi sevdiğin. Çünkü sanat bir dolu şey var. Yani senin yaptığın, sevdiğin bir resmi ben sevmeyebilirim. Hiçbirimiz birbirimize baktığımız yerden göremeyebiliriz mesela. Evet. Sanıyorum şunu kaybettik, bakış açısı dediğimiz şey, yani burada kullanayım, Profesör Doktor Acar Baltaş'ın geçenlerde bir konuşmasına rast geldim. Diyor ki ben burada bir 9 çizerim, sen karşıdan 6 görürsün. Hmm. Yani bunu 9 görebilmen için benim yanıma gelmen ya da benim 6 görmem için senin yanına gitmem lazım. Aslında sen varsın, şey. Ben varım. Evet, beğeni, bakış açım. Sadece bununla şimdi ilgili mesela yani. Mesela çok şey olur. Bir ortama girersin. Sen o filmi beğendin mesela, bir film tavsiye edecek. Şimdi ben beğendiysen beğeni hemen değişecek. Demek ki iyi film gibi bir algı var. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben anlamamışım filmi. O yüzden biraz önce dedim, ben filmler yapılırken çok beklenti oluşturmamayı temel oluştur. Bu beklenti oluştur ama oluşuyor yani belli bir aşamada tabii ki oluşuyor. O açıdan önemli. Şeyi Türkiye ya da dünya mı bilmiyorum, popüler olan her şeyi kaybediyor. Yani o benlik meselesi. Hani bir şeye baktığın zaman ikimizin de bambaşka şeyler gördüğü gerçeği veya bambaşka şeyler tarafından tetiklendiğimiz gerçeği hemen atlanıyor. Yani bu en iyiler, en kötüler. Çok kategorik bakılıyor. Çok kategorik ve sanatçıya tam olarak aslında şöyle bir şey oluyor. Yani ya sanatçı... ben beğenmedim. O nasıl beğendi abi? Sen bunu nasıl beğendin ki filan yani. Yani bu olamaz en kızdığım şey bu. Bu çok kötü. Mesela ben çok jürilerde olduğum için ben artık olmayacağım mesela jürilerde. Ben birkaç kere oldum ve böyle tiksindim yani. Hayır, ben yani. Türkiye'de 2012 yılından beri olmuyorum. Önce çok bunu söyleyeyim. Çok mantıklı, evet. Yani demek ki gelecek sene... Kavga çıkıyor yani. Gelecek sene 10. sene mi kutlamış olacağım bu konuda? 10. jüriliği bırakmayın. 10. jüriyi Türkiye'de. Ama yurt dışına çok gidiyor. Mesela jüriler yurt dışında şu var. Türkiye'dekiyle fark olarak söyleyeyim. Şimdi mesela seninle biz aynı fikirde değiliz ama ben senin beğenmemeni de saygı duyuyorum. Sen de benim beğenmeme saygı duyuyorsun. Evet. Ve niye birbirimize anlatıyoruz? Yani aslında buradan yani yürüyen hani buradan linç kültürüne giden bir şeye kadar gidiyor. Yani kutuplaşma dediğimiz evet, şey de aslında evet, biraz evet. buradan gidiyor. Yani herkesi tabii ki sınıflara ayırmak isteniyor. Yani bu buranın adamı. Ya ve öyle bir ayrılıyor ki yani mesela işte politik görüşünden tut da hayattaki duruşuna kadar evet, her evet. şey bir kategorinin içine konmak istiyor. Halbuki insan insandır. İnsan zaaflarıyla insandır ve birisi için var evet. olmamayı öğrenmeye çabalıyoruz bütün hayat boyunca. Evet. Ve de yani, bunun seviyeleri yok. Hani, aynen. Şey oluyor ya, mesela bana çok oluyor.
lan bu filmleri beğeniyorsun, nasıl bunu çekiyorsun mesela? Bu çok oluyor. Çünkü bu bir seviye gibi algılanıyor ama mesela 3. ligde oynayan bir futbolcuya gidip en sevdiğin futbolcu desen 3. ligden birini söylemiyor ki. O da en iyi futbolcuyu, Messi'yi söylüyor. Ben onu seviyorum ama yapmak istediğim şey bu veya yeteneğim bu veya şu anda oynadığım yer bu, zekam bu, bilmiyorum ama tabii ki en iyisini seviyorum ben de. Kesinlikle. Yani o yüzden burada insanın aslında genellikle bu benim son 4-5 yıldır gözlemim. Kendi biraz konuşmanın başında konuştuğumuz gibi kendi içine değil de dışa dönüp dışarıdan beslenen, aslında kendi meselesinden kaçan insanların, toplulukların olduğu bir evet. ortamda oluyor. O açıdan da aslında beklenti yaratmadan, çünkü çok kötü bir film de yapabilirsin. Hani bu sana mesela şey sevmediğim bir hafta, ay bunu sana hiç yakıştıramadım falan. Yani niye yakıştıramadım? İnsanım işte yani. Saçmalarım da, unuturum da. Ve bazen bir yönetmenin de saçmalama hakkı vardır. Yani bunu niye görmüyoruz, anlatabiliyor muyum? Mesela ben bunu Kanda çok yaşıyorum. Gidiyoruz mesela, çok usta diye sevdiğimiz bir adam, filmini seyrediyoruz. Yani ben filmi anlamaya daha çıkarken hiç yakıştıramadım böyle gelip. Ve böyle olmadı bilmem ne. Kadar oluyor mu sert? Tabii sert. O, çok sert ortamış. Tepkiler oluyor. Ya da mesela benim en şey oldum. Mesela bir filmin hiç nasıl yapıldığını bilmeden daha doğduğu anda gömmek, tamam mı? Ama kötü kötüsüne gömmek ve şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı. Ya adam böyle yapmış, sevmedim deme diyerek evet. oturmak durumundasın bence. Evet. Öyle düşünüyorum. Sonunu değiştirmek isteyenler, başını değiştirmek isteyenler. Ya bence böylesi çok güzel olurdu filan. Ya o zaman buyurun açık yapın artık, herkes telefonla film çekiyor. Ama bu hayran olmak psikolojisiyle ilgili bir şey bence. Yani işte hayran olduğumuz kişileri bende de çok azaldı. Yani bir iki kişiye düştü artık. Bir şey söyleyeceğim, bende hiç yok biliyor musun? Hiç mi? Sıfır. O yani, zaman beklenti yüklüyorsun çünkü yani. Senin istediğin şeyi yapsın istiyorsun. Çocukluğumdan beri olan bir şey. Aslında ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm, yaşadım, yaşıyorum falan ama yani aklına gelebilecek caz şarkıcıları, aklına gelebilecek konserler, herkesle birebir temasım olabilecek insanlar oldu. En komiğini de en sona saklıyorum. Gidip de bir kişiye bana imza ver falan dediğimi hatırlamıyorum mesela. Böyle bir şeyim olmuyor. Yani ben onu orada seviyorum. Daha fazla bir ilişki geliştirmek istemiyorum. Evet, her şeyini onaylamamıza gerek yok. Ama bunun daha komik bir şeyi var. Ben üniversite yıllarındayken eşimin de üyesi olduğu Yeni Türkü grubu. Evet, doğru. Şehir tiyatrolarında bir konserlerine gittik. İşte Murat Han Mungan panel falan var. O zaman sinema televizyondasın, çok güzel. Hem konser hem panel var. Böyle işte çok tatlı bir ortam. Hakikaten şunu söyleyeyim, yani 80'lerin sonu 90'ların başı çok tatlı bir ortam vardı. Yani bu kadar iletişim yoktu ama çok bana göre ben öyle geliyor. Ben olsa da okuma yazmayı öğrenmeye evet. çalışıyordum. Biz de özür dilerim ama. Ama evet ne güzel. şöyle herkes arkaya gitti Yeni Türkü'den imza ama aman canım ben dedim burada güzel müziğin şeyle kalacağım dedim ve eşimle o zaman tanışabilirmişim mesela. Belki de yanlış zamanda yani. Belki de ama yani hiç hala da yapmıyorum. Sadece şimdi yazarını tanıdığım ve arkadaşı, bak arkadaş olduysak yani mesela sen bir yazar, bir kitap yazarsan sen imza alıyorum çünkü sen benim arkadaşımsın gibi. Evet. Arkadaş değilim de vıt vıdı vıdıt diye bir imza görüyor. Onu yani böyle bir duygum yok. Ben yazarlara hayran oluyorum hala. Ha, bir o kaldı. Hayır, yazarları ya bir tek yazarlardan, bir takım yazarlardan hala tanıyorsam ama merhaba diyorsan benim için bir şey yazar mısın? Çünkü oradaki amacım biraz bencilce. Sanıyorum bana özel bir şey. Yani imza kuyruğunda değil de bana özel bir şey yazsın. O çok istiyorum. Özel geliyor bana evet. kitabın başında evet. adımı yazılmaz. Evet, evet. Girdik, çıktık, girdik. Olsun, güzel. Yeni Türkü. Evet. Evet. Ya işte ama onun da bir zamanı varmış demek ki. Belki evet, gitsen kuliste hiç eşin olarak görmek istemeyeceğin manzaralarla karşılaşacaksın. Tabii canım, o zamanlar belki de evet ama şöyle yani hani o sonradan bana dedi ki sen o konsere de mi geldin? Okay, peki hiç merak etmedin mi? Hayır, etmedim. Ya öyle bir şeyim yok. Hani böyle çok tabulaştırılıp ben buna hayranım çünkü... Ya çünkü kendime, herkes bence çok kötü insan. Kendimi yani. Oraya kilitlemek istemiyorum ya. Ben hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. Hem o, bu bir. Mutlaka yaşayacağız ama çünkü. Ama yani ben o da bir insan ve ona hem büyük beklentiler yüklemek hem onu yapmak falan. Yani nedense böyle bir şey, ay ben onun hayranıyım, onsuz duramam falan. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum yani, böyleyim. Ya bende de çok hayranlık, ya ergenliğim birilerine hayran olarak geçti ve o motivasyonla aslında ama iş yaptım. Ama hayır, onun işte sanat doğru çalışmış, motivasyon. Evet, o ama sonra anladım ki herkes çok iğrenç insanlar yani herkes. Yani hayran olup sonra tanışıp ne biçim insanmış ben demediğim çok az insan. Bu çok şeyde oluyor, mesela atıyorum
işte benimle veya işte setlerde çalışmak isteyen arkadaşlar geliyor. Yani zannediyorlar ki biz sabah uyanıyoruz. Mükemmel bir insan şekilde olarak. Klasik müziğimiz Dostoyevski. Hiç öyle bir şey yok. Çok normal bir insansın. Yani. Poğaça yiyorsun, çay içiyorsun filan. Tabii ki set ortamı sen de biliyorsun çok sert bir ortam. Hiç şey kabul etmiyor. Dolayısıyla orada mesela öyle bir tabii ki belli başlı saygı benim için çok değerli bir şeydir. Yani birini sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın. Yani insani. Dolayısıyla bunu hayatıma çok dikkat ediyorum. O yüzden de mesela beni arayan hiç aracı bulmaz. Yani bir telefonla belki 15 senedir sekreterle bağlanmıyorum. Hani cep telefonuna çıktığından beri. Çünkü cevap veremeyeceksem dahi onun araması ve bir talebi olduğunu düşünüyorum. Tabii burada da bana da saygı göstermesini umuyorum. Mesela hiç tanımadığım bir numaranızı buldum. Saat 10 bir senaryom var okur musunuz diye 10.30'da atınca onu da cevaplamıyorum. Ertesi gün normal bir saatte senaryo değerlendirmesi yapmıyorum diye bir cevap yazıyorum. Çünkü o saygı da yazıyorum evet. Vay. Yazmaya çalışıyorum. Ama tabii üslup kötüyse hiçbir şey yazmıyorum, ignore ediyorum. Ben artık ne olursa olsun birkaç saat bekletmekten yanayım. Çünkü genelde insanlar birkaç saat sonra küfür etmeye başlıyorlar. Tam onu yapanında hiç cevap vermiyor. Aslında güzel taktik, ben de kullanacağım. Yani bir gün beklemese, ertesi gün ne oldu falan diye mesaj geliyor. Tamam okey geçtik falan. Bu bence şey bir şey, yani önemli bir şey. O yüzden o önemli. Dolayısıyla yaşadığım her yerde saygı gösterebilmek önemli. Onun duygusuna da, yani çok sinir olduğum bir şey onu da, tabii biraz daha ileride oldu bana. Yaşlı ilerledikçe yani, özellikle 40 yaşından sonra. Hani orada çok kızdığım bir şey olduğunda öfkeleniyordum. Kendi kendine kızıyorsun, insansın filan. Sonra bir baktım, biraz daha başka büyük resimden bak yani. Aslında herkes haklı. Herkesin bir derdi var. Herkes, tabii canım. Herkes haklı. O yüzden öyle bakıyorum. Mücadelenin içine girmemek gerekiyor bazen. Aynen. Peki bana en çok sorulan soruyu soracağım. Sor. Sürekli bana bununla ilgili bir soru soruyorlar. Ben de bunlara cevap veriyorum genelde. Ama senin cevabını merak ediyorum. Neden en iyi filme çıkıp yapımcı alıyor? En iyi film ödülünü de. Ya bu da çok Amerika'nın dayattığı bir şey aslında. Yani yapımcı kültürünün getirdiği bir şey. Nasıl buluyorsun bunu? Yönetmen mi almalı sence? Beraber alabilirler. Ama kimin evinde kalacak sorusu yapımcının ofisinde. Bizde çok nettir. Yönetmenin de kalabilir. En iyi filmi de mi? Tabii. Çünkü o fikir olmasaydı sen o filmi yapmayacaktın. Evet. Ama senin dünyanda galiba bu daha net. Çünkü Oscar dünyası hani geliştirilen projeler üstüne kuruluyor tabii. Aslında. Yapımcının şimdi, görevi daha yapımcı, büyük şey. Yapımcı bütün işi yaratıyor. Orkestra şefinin en tepi. Yani ikisi de alabilir. Benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Hatta yani ben yaptığım sözleşmelerde bile ödül kimde istiyorsa onda kalsın. Yani hiç önemli değil. Çünkü sözleşmede yazıyor mu bu? Yazıyor. Yoksa kavga çıkmaması için çok iyi. Yani sonra gereksiz yerine tartışalım. Mesela Tayfun Pirselimoğlu'nun Montreal'de kazandığı en iyi film ödülü bende. Öyle o sende kalsın. Tayfun Pirselimoğlu işte. Kazandı yani sana göre. Sen kazanmadın. Evet. Çünkü o filmi çıkardı, getirdi, çekti, yaptı, bitirdi. Ben şöyle, benim ödül anlayışım o heykeli tuttuğum nokta değil. Benim ödül anlayışım o işin bütününü yapmakta ve kendi kendime ikna etmekte. Yani ben bu işi yaptım demem benim için ödül. Zaten yaptığım iş bir başkaları görüyor. Gören görüyor, görmeyen görmüyor. Ama o heykeli alıp götürmenin çok da böyle hayati evimde falan öyle bir şeyim yok açıkçası. En havalı ödül ne evinde peki şu an duran? Evimde şu an Tayfun'unki var. Bütün ödüllerimi çoğunu müzeye verdik. İstanbul Sinema Müzesi'ne verdik evet. Ama en havalı ödülümü söyleyeyim. Kendi adıma aldım. Pardon onu atlamayayım ya. 2010'da Avrupa Film Akademisi Örimaj Yılın Yapımcısı ödülünü almıştım. O bende duruyor. Mantıklı artık onu kime vereceğiz? O kendimin yani onu da buyurun size vereyim. Mesela o benim için önemli işte. Ne bileyim Bilge Olgaç meslekte başarı ödülü aldım. Hani kendi şahsıma, benim mesleki duruşuma birçok gelen şey var. Ama en değerlisi bu Avrupa Film Akademisi'nin açıkçası ödülü, öyle söyleyeyim benim için. Hı hı. Çünkü o benim için bir anıdır. Eğer şöyle ki 2000 yılında ben Örimaj'ın bir toplantısına katılmıştım Berlin'de. Daha böyle çok çaylak günlerim sinemada. Ve Türkiye'yi böyle hiç ortaklık yapamıyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor gibi böyle çok fena bir toplantıydı. Gene herkesin oldu. Ben çok kendimi kötü hissetmiştim. Ondan 10 yıl sonra
tam da olamıyorları oldu denilen gerekçelerle, yani ortaklarıyla işbirliği, Türkiye'den bir takım projeler getirmek ve bunları düzenli yapmak noktasında o ödül bana geldi. Ama o çok kıymetli, buranın şeydir. Kapısını açan önemli bir insansın sonuçta. Yani Türkiye'deki sinemacıların bir şekilde, ya şu bakış beni çok yoruyor işte. Mesela anlıyorum da, çünkü hepimizin çok az hakkı var gibi yönetmen olarak, anladın mı? Sundance'de Tolga ödül aldı ya. Bir daha kimse, hiçbir Türk'e vermeyecekler gibi hissediyoruz biz diğer yönetmenler olarak. Hani bir hakkımız vardı ve Tolga onu aldı, okey falan. Sonra burada yarısı sinirlenmeye başlıyor. Bu film mi falan filan. Filmi ne kadar sevip sevmediğin bir önemi yok. Ben gerçekten şunu hissediyorum. Oha, Sundance'de bir Türk en iyi film aldı. Ve şu anda büyük ihtimalle ben de seneye bir film yolladığımda daha ilgiyle bakılacak buna yani. Bir de şöyle bir şey var. Yani kesinlikle bir de o onun yolunu açıyor. Mesela geçen sene Sundance demişken, sanıyorum Kasım ayıydı, tam yatıyorum. Böyle son mesleki deformasyon maillerime baktım. Öyle çok. Ben işini çok seven ve tutkuyla yapan biri olduğum için, hani iç mektubu mu okuyorsun? Hayır değil yani, o benim işim, çok da seviyorum. Aa, bir baktım, Robert Redford yazıyor. Allah Allah filan oldum. Oh, direkt kendisine. Evet. Sundance'ı kurdu zaten, değil mi? Jüriye davet ediyor. Efendim? Sundance'ı o kurdu zaten. Evet evet, yani işte onunla. Evet, evet, bir 3-5 kişi. Beraber evet, ama herhalde yani maillerde böyle kaynamasın diye de böyle bir şey olmuş. Şunu açın şu maili diyor yani. Tabii yani, ne oluyor? Ama benim daha önce bir de Angelopoulos'la olmuştu öyle. O yüzden açtım. Benim Van Damme'la mı? Jüriye evet. Jüriye davet ediyorlar ve çok sevindim mesela bunu görünce. Çok güzel bir şey değil mi? İki sene önce atıyorum çok ödül almış. Geçen sene ben işte jürideyim. Gelecek sene hani nasıl olur? Yani bunların her birinin birbirimize böyle hani elden ele bir şey yapıyor gibiyiz. Ve zaman içinde birbirimize bu noktada hep destek, hep enerji, hep evet. Yani herkes birbirinin yolunu açıyor aslında. Öyle baksak daha iyi bence. Büyük resimde öyle ama küçükte işte insanlar hani çok ama şimdi bir dahaki ay ödül almak şunu, istiyor. Tabii canım, ben şimdi sanal gerçeklikte şöyle bir şey çıkardım. Herkes sanal gerçeklikte bir kırmızı halı fotoğrafı yapsın, rahatlasın, sonra devam edelim iş yapmaya diyorum. Çünkü sorucu... Bir de işin en utanç verici kısmı bana kalırsa o yani. Gerçekten yani orada ben yani kırmızı halıdan yürümemek için hasta numarası yapabilir miyim? Ama şöyle bir şey söyleyeyim yani, bunu... bunun temeli ama sana ilk başladığım kırmızı kurdeleden başlıyor yani. Onay alma meselesiyle başlıyor. Çünkü sen öyle olursan sinemacı olduğunu, iyi bir sinemacı olduğunu ispat ediyorsun gibi bir duygu oluyor. Algı, dışarıdaki algı açısından. Ya o glamour'ı sevmiyorum ben sinemadaki. İşte. Ben pislik seviyorum. O yüzden Berlin'i çok, bundan birkaç çok sene seviyorum. Önce, 3 sene önce filan Antalya'da bir workshop yapmıştı Belatar. Geldi, dedi ki birinci şeyi söyleyeyim. Filmleri kadar uzun bir söyleşi. Söyleşi de hem uzundu hem de hayır, söyleşi uzundu ama bir de 15 gün kamp yaptı bir takım insanlarla. Yani 15 gün biz Belatar'la Antalya'da zaman geçirdik. Çok çok sevdiğim, çok benim için değerli birisi. Fakat şey dedi gelince, şimdi dedi bu sinemacılar dedi böyle dedi havalı süslü yerler isterler. Beni dedi en böyle kenarda köşede gözükmeyecek yerlere koy dedi. Zaten o kadar güzeldi ki. Kim istiyor bu süslü dünyayı ya? Bu bir oyuncunun bu da aslında, yarattığı hayır, şey mi? Yok aslında bu çok net bir şey. Aslında festival dediğin şey. Evet, turizm aslında, eventi aslında. Hayır, kutlama aslında. Yani bu ilk çağda, antik Yunan'dan beri var. Yani bir şenlik, bir şeyi toplama, kutlama. Biz de filmleri kutluyoruz ama... Şimdi ama bunu film festivalleri dediğin nokta bütün dünyanın ilgisini çekmek ve oraya dönmek olduğu için rekabetin önemli bir parçası. Yani ayrıca ülkeler arası rekabet. Fransa ama, şunu demiyor mu yani, sinema bizimdir diyor kanlı. Ama şunu anlatmaya, evet şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında Kırmızı Halı'da poz verenle esas filmi çeken çok birbirinden farklı hikayeler yani. Evet. Onu söyleyeyim. Evet, doğru. O işin bir tatlı yanı. Bence güzel de yapıyor motive etmek açısından. Ama sırf Kırmızı Halı'da ödül kaldıracağım diye ya da Kırmızı Halı'da el salacağım diye film yapmaya niyetlenenlere diyorum ki yapmayın, çünkü çok uzun ve meşakkatli bir iş. Çok ve yani işin doğasına aykırı gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yani benim işim çünkü şu gibi geliyor. Bir teksti defalarca okumak ve bu ruhanın karşılığı Kırmızı Halı'da ben nerede ne giyeceğim mesela. Korkunç bir fikir gibi geliyor bana. Yok, o da aslında işin bir tatlı ruhu.
bunu abartarak yaşayan var. Abartma, ben sana çok samimi bir şey söyleyeyim. Bu kadar çok kırmızı halıda ve hani kan gibi bir yerde yürümüş birisi olarak ben şu kırmızı halının tadını hiç çıkaramadım desem. Çıkaramamışsın. Çünkü neden? Ediyorum. Bir tanesine bir arkadaşım mesaj atıyor. Papyonsuz beni içeri almadılar. Öbürü başka bir şeyler diyor filan. Ya da o giremedim bile kapıda kaldı. O zaman bana kapıda veriyorlar 100 dolar. Tabii kapıda 100 dolar, 100 dolar mı? Öyle bir paraydı, pahalı bir pahalı şey. Hatırlamıyorum. Unutursan ya da girme git diyor yani. Mantıklı yani. Yani mesela bu olabiliyor. Tarantino'ya da taktırıyorlar mı o papyonu mesela? Yönetmenlerin öyle bir zorluğu yok. Hayır, filmin varsa, filmin yok da bir başkasının filmine gidiyorsan takacaksın. Tabii. Neler öğreniyoruz ya? Tabii. Kanda. 7'den sonra mümkün değil. Mesela Berlin pimpis bir yer. Orası çok güzel. Festival diye. Ben gittim eşofmanla gittim yani bir filmin izlemesi. Evet. Kimse orada ama bu kanın tamamen çok önemsediği ve tabii bu konuda da ciddi bir sıkıntılar çıkıyor. Çünkü şimdi artık mesela moda değişti. Tuvaletin altında lastik ayakkabı giyilebiliyor. Evet. Spor ayakkabı. Şimdi onu almayacağım mı? Ne olacak? Bilmiyorum. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Kendi galalarım dışında Cannes'da çok uzun yıllardır galaya gitmiyorum. Genelde sabah 7.30'daki, 8.30'daki seansları tercih ediyorum film izlemek için. Ve evet, çok erken çünkü 7.30'da kuyruğa giriyorsun. Hatta bazen eğer çok geç olacaksa biletimi yakın arkadaşımız Melikşah'a veriyorum. O Melikşah götürüyor. Sürekli orada 7 tane film. Melikşah devamlı kuyrukta. Evet. Yani nasıl o bir günün içine o filmleri sığdırıyor ben ona emin değilim ama şimdi benim şöyle bir şey var. Ben izlediğini düşünmüyorum. Girip beynini kapatıp oturuyor bence. Skor peşinde koşuyor. Bugün 8 film. Ona da söylüyorum. Bunları izlemedin diyorum yani. Ya, her gün. Ama ben şeyi biliyorum yani kana gittiğimde hep aynı yerde kalıyorum ben. Gece Melikşah bize yapalım siz. Çünkü bana bilet çıkıyor. Bir de bilet çıkma meselesi var. Kime ne bilet çıktı? Tamam. Mesela biz 6'da Melikşah bizim kapıda ben ona bilet verirken falan çok oldu. Yani öyle ya söyleyeyim. Bu dünya benim çok ilgimi çekiyordu. Gittikçe çok Hunger Games gibi orada film izlemek için hani mesaj atacağım falan. Evet öyle. Güzel bir dünya. Kan, buradan da kanı selam sana. Yok kan bu kan işin en önemli. Yok ben şöyle söyleyeyim. Kan bir sinema profesyoneli için bana geçenlerde bir süreçte sordular. Yani Cannes'da ben Cannes'ı normal bir günde görmek istiyorum. Hiç göremedim o yüzden. Evet, havalı bir Silivri gibi de bir yer yani. Aynen. Aynen. Neyse. Daha kadın ne kadar kıskanabilirim acaba oradaki insanları. Daha bokladıkça bokluyor. Yok çok acayip bana göre bir ritim var. Evet. Yok belki de sana yani çok çeşitli şekillerde yaşamak söz konusu ama yorucu bir yer olduğunu kesinlikle baştan söyleyeyim. Birçok açıdan. Yani evet. O zaman biraz da sana dönelim kandan çıkıp. Olur. Çok yapımcılık konuştuk. Şu anda yaptığın diğer şeyleri de bir konuşalım. Ya ben bir sürü şapkam var. Evet biliyorsun. Biliyorum. Bir eğitimci. Eğitimci şapkam en sevdiklerimden var. Bir tanesi. Evet yapım lab. Şimdi daha da tadını çıkarıyorum. Çünkü ben böyle bir dedim ki yani yeni kuşaklarla tanışmak, buluşmak, hayatı anlamak ve ona göre o beni de dinç tutan bir şey. Çünkü yenilikleri takip etmek zorundayım. Yani onları anlatırken hem kendi deneyimlerimi paylaşıyorum hem de yenilikleri. Çünkü 10 sene, 11 yıldır yapıyorum. 10 sene önce anlattığım şeyler bugün eskidi. Yenilerini anlatmak zorundasın. Çok hızlı değişiyor. Yine. Çok hızlı değişiyor. Çok film izliyor musun? İzliyorum evet. Ama belli dönemlerde. Mesela yazın film izlemiyorum. Neden izlemiyorum? Çünkü çoğunu izlemiş oluyorum. Ama mesela şimdi başladı Avrupa Film Akademisi filmleri. Oscar'a yüklenen filmler. Onların her birini. Bir de Avrupa'daki işte mesela festivallerde iyi atıyorum izleyemediğim işte Cannes'da ne bileyim kuyruğa girmek istemediğim filan bir film olduğunda Apo Film Akademisi üyesiyim ve o bana geliyor bir şekilde izliyorum. Paylaşabiliyor biraz musun o linkleri insanlara? Hayır. Maalesef çok sıkı tweetler var. Tamam. Ama sana gelip izleyebiliyorum. Bana gelip izleyebilirsiniz. Tamam. Geçen yıl Sundance'de ödediler çünkü linkleri attılar bize izleyelim diye. Tabii evinizdekilerle izleyebilirsiniz ama hani abartmayın. Ama şeyleri IP'lere filan bakıyorlar. Tamam. Ama bunun yanı sıra 6 senedir çok severek yaptım. 6.sını yapacağız bu sene. 7'ye. Hatta siz de konuk oldunuz. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması. Evet biz de Berk'la gelmiştik. Evet gelmiştiniz ve o harika bir söyleşi olmuştu. Orada bir kısa film yarışması. Bunun iki türlü tarafı var. Bir tanesi
bir sivil toplum tarafı var bunun. Yani aslında farkındalıklar işte. Siz sanıyorum dijital yalnızlık senesi mi vermiştiniz? Evet. Mesela ondan önce mülteci kadınlar, çocuk işçiler, ayrımcılık, işte dijital, geçen sene iklimdi. Tema açıklanıyor. Tema açıklanıyor. Ne kadar sonra kısa filmden geliyorsun? Bir 4-5 ayımız oluyor arada. Bir de kanaat önderi seçiyoruz her sene. Hani bir motive edici cümle. Belki o seninle başta konuştuğumuz gibi. Mesela nasıl? İlk sene Reza Degati, yani mesela o konuda alanında bir sinemacı, bir fotoğrafçı. Mesela okay. Dani Stanović oldu, Joshua Oppenheimer. O ödül gecesine geliyor. Ama ondan önce o bize bir böyle kanaat önderi cümlesi yapıyor. Bir böyle tagline gibi bir şey mi? Evet, bunu tagline gibi. Edelim. Evet, aynen öyle. Böyle bir şey. Biraz o konuyla ilgili duygu, yeni dünyada yeni meslekler. Aslında ihtiyaçlar değişti biliyorsun. Hani pandemiyle birlikte ve gelecek... Kim peki? Mentor ya da şey? Henüz belli değil. Onun olduğunu da söyleyeceğiz. Ama biz bunun yanı sıra şunu yapıyoruz. Bu filmler geliyor. Finale kalanları bir kampa alıyoruz, bir eğitim ve onlarla hiç bağımız kopmuyor. Yani birinci senedeki finalistlerle de iletişimimiz devam ediyor. Onların devamındaki yolculuklarına da destek oluyoruz. Hem sinemacı tarafı hem de aslında senin de söylediğin konu bulmak, tema bulmak. Yani aslında bir sanatçının farkındalığının yüksek olması ve aslında sivil toplum anlamında da dünyaya bir ayna tutması gerektiğine göre böyle olsun diyoruz. Bu sene de yine öyle o şekilde devam edecek ama... bu sene aslında insan ihtiyacına da yönelik bir şey var. Yani çünkü bir dolu yeni meslek geliyormuş. Yani bir sürü de meslek gidiyor. Bir sürüsü de gidiyor. Ve aslında gidenle gelen mesela? Arasında valla yazılım meselesi galiba çok kod, yoğun. Evet. Kod meselesi, robotlar yapılıyor. Aynı şekilde. Neydi mesela çok psikoloji diye bir şey mesela. Robo psikolog. Yani robot psikoloğu, yani onun herhalde karakterini mi? İnan bana şöyle kitaplar okuyorum vesaire fakat enteresan geliyor ve eğlenceli geliyor. İşte mesela bu benim için keşfetmek hayatımın en önemli noktalarından bir tanesi. Mesela bu konu sayesinde inanılmaz derecede neler neler keşfetmeye başladım ve şaşırıyorum. Ve o klasik yapıları da belki hani ezberleri bozmak için de önemlidir. Yani belli meslekler tabii kalacak yani işte doktorluk, avukatlık vesaire ama onlar da doktorluk evet ama cerrahlık bayağı değişiyor. Robotlara kayıyor galiba. Şekiller değişecek yani enteresan bekliyorum ben de ve bu sene aslında her senekine göre çok daha heyecanla bekliyorum. Çünkü hani iklim dedik, dijital yalnızlık dedik, çok ilginç bir şey oldu mesela dijital yalnızlık senesi biz Ocak 2020'de yaptık yarışmayı sizin geldiğiniz sene ve orada bir ikinci olan film Instagram'dan canlı yayınlanan bir şeydi. Cenaze töreniydi. Herkes güldü oturduğu yerde. Bir ay sonra biz onu yaşadık. Yani çok enteresan şeyler oluyor. Yayınlanmadıysa yaşanmamıştır gibi bir şey oldu ya. Evet, evet. Yani aynen öyle. Her şeyi birebir oradan olduğu, oradan yaşandı. Enteresan. Ama ben de mesela bunun ikilemini yaşıyorum. Mesela bir yere gidiyorum ya da bulutla ilgili mesela. Bulutla bütün gün beraberiz. Okey. Sonuna kadar yaşıyorum bunu. Okey. Ama 20 yıl sonra baktım, baba sen neredeydin falan diyebilir. Yani yeterince fotoğraf çekmiyor muyum acaba? Video çekmiyor muyum? Herkes o kadar çok çekiyor ki. Acaba ben hani böyle şey mi oluyorum? Mesela evet. Ben sana ilginç bir şey söyleyeyim. Ben geçtiğimiz günlerde evimi taşıdık. Yeni bir eve taşındık. Deli gibi fotoğrafları toplayayım dedim. Tabii ki o zamanlar dijital fotoğraflar yoktu. Benim oğlum şu an 27 yaşında olduğuna göre yoktu. Yani mesela şöyle bir şey görüyorsun. 20 tane aynı pozdan çekmiş. Bunun üstüne nasıl azalırım? Üstüne kitap okumaya başladım. Diyor ki işte 20 tane aynı pozdan çektiysen en iyisini tut, gerisini yolla. İşte o kadar varsa... 20 tane basılı aynısı. Tabii o zaman veriyordun negatifi. Bilmiyorum yaşını yetiştim ama veriyordun. Ben hala çekiyorum alıyorum. Negatif. Evet yani o çok heyecanlı bir şeydi. Çok. Alırsın. O yüzden çekiyorum ne oldu, zaten. Ne bitti. Yoksa yani bu çok önemli bir şeydi. O yüzden mesela ona bakıyorsun. Şimdi tabii benim için önemli bir nokta sürdürülebilirlik meselesi. Buna çok kafa yoruyorum. Hatta film setlerinden, yani bir yapımcı olarak film setlerinde nasıl dönüştürülebilir bir şey yapılabilir? İşte yemek çokluğu, su, bütün evet. Bunlar nasıl dönüşebilir? Bunun peşindeyim. Yani şu an mesela şöyle düşün, karbon ayak izi evet. Dediğimiz bir şey. Mesela karbon ayak izini
azaltmak için bir sürü şey yazılıyor. Ama bir taraftan Covid diye bir şey çıkıyor. Sette her oyuncunun ayrı, herkesin ayrı bir karavanı var. Evet. Demek ki o kadar arabada çıkıyor. Yani bunun bu sürdürülebilirlik meselesi ve dünyanın da dönüştürülebilir enerji, her şeyi çok önemsiyorum. Evet, şu anda en önemsediğim şeylerden bir tanesi o. Hep çokluktan ziyade, evet, çokluktan ziyade. Dolayısıyla belki hani geleceğin mesleklerinde senin eleyemeyip senin için eleme yapan insanlar bile çıkabilir yani hayatın. Programlar var mesela. Biliyor, şeyini, fotoğraflarda biliyorsun, benzerleri siliyor. Ben falan. De ben çok mantıklı. Kullanıyorum onu. Arada çok önemli bir şey siler gibi, güvenmiyorum. Ya ilk başta elim çok gitmiyordu. Sonra şunu fark ettim. İnsan hafızası. Her şeyden güçlü gibi bir şey. Hayır, siliyorsun. Zaten siliyorsun yani. Zaten anılar, yani o kadar enteresan bir şey ki insan... Dönüp benim zaten çok bakmayacağım tanıdığım, gibi evet, bir şey. Mesela benim annem, aslında ilginç bir kadın. 1948 olimpiyatlarına giden ilk kadın atlet. Oh. Acayip, evet. Oh. Acayip bir dimağı vardı. 100 metre atlet. Çok havalı bir şey. Evet, havalı ama hiçbirimiz kardeşler sporda... Anneannen. Annem. Annem. Tamam. Annem şu an işte 90 yaşında. Benim yaşım beni genç görmek için teşekkür ederim. Rica ederim. Hiçbir şey ama mesela annemin çok iyi bir hafızası vardı. Hala da var. Ama mesela istemediği her şeyi beyni silmiş durumda. Mesela çok hayatımızda damar bir olay vardı. Geçen de Bodrum'da yaşıyor annem. Ona gittiğimde. Aa diyor, hiç haberim olmadı ondan diyor. Ne kadar iyi ama her şey muhakeme, her şey on numara ama onu hatırlamıyorum. Bu enteresan bir şey. Hayatta kalmak için. Ama çok önemli bir şey işte, zihin onu insana yaratıyor. O yüzden zihnimde kalmaması eksik olan şeyleri ya da bana iyi şeyler getirmeyenleri ben silmeyi öğrendim. Tebrik ederim. Ben sen çok... de benim yaşıma gelince öğreneceksin. Yani senin yaşına gelebilecek miyim gibi düşünmeye başladım artık. Ne, o kadar da yaşlı değilim, yapma. Hayır, ben 3-4 sene veriyorum kendime yani şu anda. Şimdi o kadar kötü yaşıyorum ki hani bir şekilde benim de kendime bir toparlamam var. Her anlamda yani, hem koleksiyoner diye adını verdiğim bir çöpçüyüm. O en zoru. Yani şey oldu, basıyor artık ama böyle neyi atacağım noktasına geliyorsun. Atamamak bir hastalık. Atamamak, atarım da yani umurumda da değil ama böyle hep şey oluyor. Yani maddi bir yerden değil, bu çok değerli falan filan değil. Hep böyle çocuk gibi, Fırat gibi böyle ben bunda bir şey yaparım hissi. Ya bırakmıyor aslında beni istifçilik. Yani. İstifçilik tabii canım, evet, istifçilik. Evet, onun adı istifçilik. Hepimizde bir miktar var. Bir miktar biriktiriyoruz, bir miktar dönem dönem geliyor gidiyor, atacağım bir İstifçilikle ilgili bir film var mı? Sanıyorum Pelin Esmer'in bir şeyi var mı? İstifçik diye, o koleksiyonla ilgili. Ha, 11 neydi? Evet. Evet, öyle bir şeydi. Hı-hı. Yönetecek misin bir şey bir gün? Hayır. Hiç düşünmedim. Hayır. Neden? Düşünmedim yani. Herkes... Başka meslekler tabii ki, neden diye sorulması tabii, saçma belki. Şundan yönetmeyeceğim. Ben aslında işin bu tarafını çok seviyorum. Kendi işimi çok seviyorum ve yönetmenlik noktasında böyle bir ilk birinci sınıftan ikinci sınıfa üniversite geçtiğim zaman pek yönetmen, yani ya sanat yönetmeni olabilirim falan gibi düşünüyordum ya da yapımcılığı işte sonradan geldi ama insanın kendiyle yetenekleri arasındaki ilişkiyi iyi kurması gerekiyor. Yani ben iyi yapabildiğim şeyleri yapmak istiyorum. Şimdi hadi başladım, olmuş mu ona buna. Ya öyle gerek yok, iyi yaptığım bir iş var işte. Başka iyi yapabileceğin şeyler olabilir. Onun için çok da uzatmamak gerekiyor. Ve de çok yönetmen var Türkiye'de, hala yapımcı yok çok o kadar. Çok var, evet. Ya yapımcı, ha bak oraya benim mesela neden yapımcı alıyor bu ödülü sorusuna cevabım hep şu oluyor. Çok yapımcı yok dedin ya. Ya hakikaten yapımcı düşman gibi görülüyor nedense, özellikle seyirci için, bilmedikleri için, evet, tam tabii olarak ne olduğunu. Tabii öyle. Ama ben aslında şunu hissettirmek istiyorum bir yapımcı olarak çalıştığım yönetmene. Abi yani senin istediğin şeyi daha iyi hale getireceğiz biz burada. Yani hı-hı, sen ne hayal ediyorsun? Bize bir görüntü yönetmeni ismiyle geliyor mesela, arkadaşı. Diyoruz ki hayır ya, bununla çalışma. Tamam, tabii, çok iyi bir insan, hı, ama seni bir üst seviyeye taşıyacak bir görüntü yönetmeniyle tanışacağız. İşte vizyon seni koyuyorsun, ne vizyon kadar güzel. Vizyon koyman gerekiyor ya da bunu burada çekmeyelim de. İşte yapımcının önemli rollerinden bir tanesi bu. Filmi bir ileri taşıman koyamak lazım. Tabii ama tabii bu biraz şöyle olmuş yani, geleneğe baktığında Türk sinemasında aslında bir yapımcı geleneği tamamen yatırımcı kafasından yürümüş. Evet. Ancak 90'ların ikinci yarısından sonra hani benim de içinde olduğum kuşak. Yani düşün ki ben 96-97'de bu işe girdiğimde genç yapımcı diyorlardı tırnak içinde. O yüzden benim de içinde olduğum kuşakla bu tarz
evet. yapımlar anlaşılmaya başladı. Ama öbür klişe biraz da bu Amerikan filmlerinin, yani ana akım Amerikan filmlerinin sana dayattığı, yani filmlerdeki yapımcı tiplemesi bilinçaltına o şeyleri attı, tohumları attı. Herkes öyle olduğunu düşünüyor. Bir de tabii Türkiye'de mesela ben öğrencime söyleyeyim. Hani Google'a girin bakın, yapımcı yönetmen kavga. Neden olmuş? Aslında sözleşme yapmıyorlar, sonra kavga ediyorlar. Ya da iki evet. arkadaş çalışıyor, ondan kavga ediyor. Yani aslında profesyonelleşememiş şema bir sistem. Önemli. Evet, o yüzden önemli bir şey. Yani şu beni çok heyecanlandırıyor mesela. Bir tane fikir geliyor aklımıza, tamam mı? Ne o? Mesela vicdan anlatmak istiyorum. Hı hı. Yani ama yapım şirketi olarak benim başka önceliklerim var falan. Şeyi düşünmek hoşuma gidiyor. Vicdanla ilgili hangi öykücü, Türk öykücü ne yazmış? Bunu tabii, bulalım. Buradan tabii. bir öykü çıkaralım. Ona uygun bir senarist bulalım. Tabii. Bu senaristten aynen, sonra aynen. hangi yönetmen bu? Bu bir aynen. heyecan yani. Aynen. Bu bir iş üretme yapımcı aynen. olarak beni çok heyecanlandırmış. Ama sen para verdi, ödülü o alıyor falan. Böyle şey oluyorum arkadaşlar, böyle değil yani. O değil. Iş. Ama Amerika'da işte endüstri ve yapımcının hep biraz o aslında mesleği öne çıkarmak için. Mesleğin evet. altını çizebilmek için bazen işte onun dozu kaçabiliyor. Çünkü biz çok hızlı bir şekilde eyvah o patron vesaire. Yani halbuki değil, biz takım arkadaşız. Evet, beraber bunu bir şey anlamak çıkaracağız gerekiyor. Yani. Aynen öyle. Hatta ben çalıştığım yönetmenlere genellikle patron derim. Çünkü patron olarak onları görürüm aslında. Çünkü o ne diyecekse o olacak. Yani sonucunda evet. Evet. Hatta biz ama bazen de direnmen gerekiyor. Evet, bu doğru isim değil. Tayfun'la hala karşılaşınca patron böyle yapıyoruz yani karşılıklı. Çünkü bu klişe düşünce biçimi, yani eğer esnek, yani insanların aslında kafasında ön yargı dediğimiz, yani saatlerce konuşabilirim bunun üstüne ama ön yargı dediğimiz bir yapı var ve onu asla kesemiyorsun. Evet. O yapımcılık konusunda da Türkiye'de aslında özetlemem lazım. Sadece bir seyirci değil ama var. Bu. Her yerde. Çalışan için. Evet, öyle. Aynen. Çünkü aslında bir şey yapamamasının nedeninde bir suçlu arıyor. O zaman da en iyi suçlu yapımcı oluyor. Yani çünkü bana onu vermedi, çünkü onu yapmadı, çünkü buna karıştı, çünkü evet. bu oldu deyince yapımcıyı görüyor. Tamam. Ama öyle böyle olmayan yapımcılar da yani. Vardır hani var ya. Var. Çok var. Yani bence. Var. Evet. Artık var yani. Artık var. Özellikle 2000'lerde ve 2010'dan evet. sonra çok yoğun bir ama şekilde. Ama kendi var. Mesleğini seven insan aslında belki sadece sinema sektörüne özel de değil. Yani biraz daha insanlar böyle istedikleri şeyleri yapmaya sanki o zamanlar başladılar. Öncesi bizim ülkede de tam olarak bir kültüre oturamadığı için, babası o işi yaptığı için, mahallesinde o iş yapıldığı için, hani süpermarket açmak yerine post prodüksiyon işine girmiş insanlar var. Tabii var. Ve onunla, oradaki şimdi alanı alanı tanımadan, yani ben hep şunu diyorum, bir toprağı tanımadan inşaat yap var mısın? Hani depreme dayanıklı evet. mı? Kaç katlı çıkacaksın? Toprağı tanımadan kurulan her iş ölmeye mahkum. Batar, evet. Açıkçası. Çok net. O yüzden böyle bir durum var. Evet. Yani mesleğinle ilgili heyecanlanıyor olman galiba o şeyi getiriyor. Evet. Siniri de getiriyor ama arkadaşlar ben bu işi seviyorum. Yani evet, zaten sevmesen bu kadar uzun yıllar. Parasını değilim yani. Bu kadar uzun yıllar yapılır mı? Ben yani şunu söyleyeyim, tutku olmadan bizim işimizin asla yapılması mümkün değil. Yani o tutku, o filmi yapabilmek için ne kadar çok iş yapıyor insan ve hepsini tutkuyla yapmak zorunda. Hani daha önce verdiğim reklam filmi örneği gibi. Hı-hı. Çünkü orada bir şey yok, iş yapıyorsun. O zaman zaten bir anlamı yok. Hani senin kalbinin çarpması, her sefer heyecanlanman, hata yapar mıyım diye geceleri uykunun kaçması falan çok değerli bir şey bence. Çok. Evet, öyle yani, o yüzden önemli. Hala ve de her seferinde aynı şeyi yaşıyorsun. Senaryo bitecek, yok bu sefer çöp oldu. Yani o profesyonellik onu sağlamıyor. Senin işine tabii. objektif bak, ama çekip ruhunu, bitene kadar anlamıyorsun. Evet, o ruhundaki çekişme. Umurunda olmasa anlarsın evet, bu arada evet, işin nasıl evet. olduğunu bence. Dolayısıyla ben hani o yani karakter meselesi, yaptığım her şeyi çok tutkuyla yapan birisiyim. İşimi öyle yani hayatın içinde öyle bir yanım var. Ve yani inanmadığım, sevmediğim hiçbir şey de yapmayı sevmiyorum. Öyle söyleyeyim. Güzel. Evet. Atladığım şunu sorsan güzel olurdu falan dediğim bir şey kaldı mı? Yok ya, biz bıraksan sabaha kadar biz iki çene i̇şte bastı. İşte ben de öyle sorup böyle öyle mi böyle mi falan filan sorarım sabah. Vallahi çok güzel. Ne kadar keyifli oldu.
Benim için de öyle. Seyircimiz de en azından artık bana sorduğu soruları daha yetkili bir kişiden duymalı. Tabii canım. En çok sorulan soru yapımcı ne iş yapardı? Onunla başladın zaten. Ama bunu 10 tane yapımcıya sorsam onu da başka cevap verecektir. Kesinlikle. Muhtemelen. Ama senin yapımcı, ben hep şunu söylüyorum. Yapımcıdan senin ne beklediğinle ilgili. Para istiyorsan öyle yapımcı da var. Evet. Emek istiyorsan öyle yapımcı da var. Onu yani kimisi de yapımcıdan bütün hayatını çekip çevirmesini istiyor. Yani bu da var. Doğru. Yani o yüzden burada aslında yapımcıdan ne beklediği ya da yapımcının da karşısında senin neyin cevabını verip neyi yapabileceğini iyi anlamış olması lazım. Önemli bir iletişim. Yapımcı zaten yönetim. O beklentiler tuttuğunda o ilişki tabii, sürüyor. Tabii. Öbür türlü çok zor. Yoksa hemen patlıyor 2-3 filmde. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Harika bir söyleşi oldu benim için. Çok sağ ol. Görüşürüz.